Merhaba arkadaşlar. Her gün kendinize şöyle bir soru sorun. Ben bugün kendimi nasıl korkutabilirim? Korkutmamız lazım arkadaşlar kendimize. Bakın korku filmi gibi konuşacağım bu videoda. Korkutmamız gerekiyor kendimizi. Ben kendimi korkutmam lazım. Sizin de kendinizi korkutmanız lazım. Neden? Şimdi ee, Halloween'de çekiyorum bu videoyu da oradan böyle bir gaza geldim. Herkes böyle bir birbirini korkutuyor çünkü de. Neyse neden korkutmamız lazım arkadaşlar hayatta kendimize Çünkü bütün maceralar hayatınızdaki bütün keşifler Aslında bu korkudan geliyor yani bizim bu konforumuzu beynimizin içindeki bizi konforlu hissettiren tanıdık alanı terk etmekten geliyor bütün maceralar bütün filmlere bakın arkadaşlar, bütün insanlık tarihine bakın, bütün destanlara bakın, hepsinde, bütün kitaplara bakın. Kahramanımız ne yapıyor? Bütün insanlık tarihinin özeti aslında bu. Kahramanımız evrensel bir hikayedir. Ee, normal her gün yaşayıp giderken bir gün bir şey olur. Onun rahatını bozacak bir şey olur. Ne olur? Bir rahatı kaçar, huzuru kaçar. Ee, sıra dışı bir şey olur ya bulunduğu yere bir yabancı gelir ya o yani başka bir yere gitmesi gerekir. Yani bir beklenmedik bir olay olur. Bir risk olur, bir tehlike gelir. Durup dururken olaşı, e, ola gelmiş, alışılmış düzene bir tehdit gelir. Birdenbire bir beklenmedik bir denklem denklemde beklenmedik bir unsur ortaya çıkar ve e, kahramanımıza bir davet gelir. Bak sen şimdi e, bu alışa geldin hayattan seni çekecek bir şey var ki geliyor şimdi. Gelmekte olan bir şey var üzerine. Şimdi rutin hayatından senin çıkman gerekiyor. Kahramanımız önce bir buna direnç gösterir. Ya ben memnunum hayatından lütfen bana bulaşmayın der. Ama sonra bakar ki mecbur kalır. Mecbur kalır başına öyle şeyler gelir ki kendi rahatını konforunu bırakır. Evini terk eder. İşte e, diyarını terk eder, memleketini terk eder, bambaşka şehrini terk eder. E, neyse, e, alışa geldiği yerleri terk eder, bambaşka bir yere doğru yolculuğa çıkar. İşte her şey o yolculukta, her şey o macerada. E, ve o macera neden maceradır? Çünkü bilinmezlikle doludur. Bilinmezlik demek macera demektir aslında. Bütün filmlerde de o bilinmezlik sizi izletir filme. Yani bir sonraki adımda ne olacağını bilmediğiniz için siz o filme, o kitaba böyle bağlı kalırsınız. Bir sonraki sayfada acaba ne olacak diye sürekli merak edersiniz. Bir sonraki sahnede ne olacak diye ileriye alırsınız hatta böyle. Meraktan yani. O merak dürtüsü her şeyin başı bizi. insan yapan o merak. İşte merakla da korku birbiriyle uyumlu aslında. Yani hayatımızı daha anlamlı, daha maceralı hale getirmek için bizi mutlaka o merakımızı dürtülememiz gerekiyor. Yani daha cesur olmak için işte konfor alanımızın dışına çıkmaya kendimizi zorlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani her gün rutin işte akşam eve gel sabah erkenden yine işe git her gün aynı yoldan git aynı yoldan gel aynı insanlarla konuş aynı rutin alışkanlıklarını yap bu bizi öldürüyor ruhumuzu farkında değiliz biz hep aynı şeyleri ye iç aynı kişilerle görüş vesaire bu bizi bütün bu rutinler hayatımızı bizi ruhumuzu öldürüyor arkadaşlar canınız niye sıkılıyor yani bir şeyler arayış içindeyiz hepimiz neden yani niye böyle sürekli Netflix'te film izlemek istiyoruz ya da işte kendimizi dizilere kaptırmak istiyoruz. Atıyorum Instagram'da, TikTok'ta saatler harcıyoruz vesaire. İnternette, YouTube'da, şurada, burada bir sürü vaktimizi heba ediyoruz. Niye yani? Çünkü beynimiz maceraya aç. Meraka aç. Yani kendimize, hayatımızı aslında korku arıyoruz biz, korku. Aşırı rahatız. Rahat batıyor bir de bize. Yani rahat bir taraflarımıza batar arkadaşlar. Her zaman rahat batar. Rahat olmamalıyız şu hayatta. Rahat olduğun anda aşırı rahatlık seni öldürür. Ölüme yaklaştırır. Aşırı rahatlık demek kilo almak demek. Aşırı rahatlık demek kendini salmak demek. Aşırı rahatlık demek işte ömrün kısalması demek. Aşırı rahat bizim düşmanımız arkadaşlar. Aşırı rahat demek tembellik demek. Zihin tembelliği de aynı şekilde. Yani bizim bu zihin tembelliğinden çıkmamız için kendimizi korkutmamız, sıra dışı alışılmadık maceralara atılmamız gerekiyor. Bütün filmler, kitaplar bununla ilgili demiştik. İşte orada ne oluyor? Kahraman kendi bildiği ortamdan çıkıyor, bambaşka bir ortama giriyor ve o ortamda bilinmedik bin bir türlü engelle karşılaşıyor. Ve asıl olay burada ne? Zorluk. Yani bütün güzel filmlerde asıl olay nedir? Zorluklardır yani. Kahramanımız pek çok zorlukla cebelleşiyor. Düşmanlarla karşılaşıyor, onları alt ediyor. Çukurlara düşüyor, çamurlara batıyor. Kendisini yeniden var ediyor. Tırnaklarıyla, dişiyle mücadele ediyor. Bir daha mücadele ediyor. Canavarları yeniyor. En büyük canavar da kendimiziz. En büyük canavar kendimiziz, kendi nefsimiz. Yani en büyük bizi engelleyen, en büyük düşmanımız kendimiziz. Çünkü içimizdeki bu düşman bize e, rahata sevk ediyor, e, egoya sevk ediyor. Çok iyisin sen diyor. Sürekli böyle e, bizim aslında zararımız olacak şeylere bizi alıştırıyor, kötü alışkanlıklara e, bizi saplıyor ve bunlar ufacık ufacık şeyler ama birikiyor, 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 birikiyor bizim ruhumuzu emen şeylere dönüşüyor bunlar. Yani bu ufacık kötü alışkanlıklar bir bakıyorsun bizi felç edecek kadar kötü hale getirmiş yani. Dolayısıyla arkadaşlar. E, Dönecek olursak tekrar hayatımızda rutinin dışına çıkmamız lazım. Bu şey derler İngilizler, pockets of innovation. Yani böyle hayatın içerisinde inovasyon cepleri kurmak gerekiyor. Yani sıra dışı yenilikler kurmak gerekiyor. Sıra dışı yeniliklere açık olmak gerekiyor. Beklenmedik sürprizlere hayatımızda daha çok yer ayırmamız gerekiyor. Yani her şey beklediğimiz gibi olursa hiçbir şey bize zevk vermemeye başlıyor hayatta dolayısıyla hayatınıza o belirsizliği, o korkuyu sizin getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun için işte bu girişimciler en böyle büyük maceraları girişimciler yaşıyor değil mi? Böyle öyle bir hayat yaşıyorlar ki herkes onlara hayran kalıyor yani. Elon Musk'ın hayatına bakın arkadaşlar. Bütün dünya bu deli adamı konuşuyor. Her gün ne yapacak acaba diye yani. E, belirsizliklerle dolu adam Mars'ta medeniyet kurmaya uğraşıyor yani. 8 tane sektörü dönüştürdü bu adam kendisini korkuta korkuta yaptı bunu. Kaç tane roket düşürdü bilmem ne. Boş zamanında bile trafik sorununu nasıl çözerim diye uğraşıyor adam yani. Yani burada kahramanımız Elon Musk kendini öyle bir korkutuyor ki her gün. Bir sürü hata da yapıyor. Eline yüzüne de bulaştırıyor. Ama sonuçta oyun oynamaktan, keşiften, icattan, meraktan hiç geri kalmıyor bakın. Bizim de aynı şekilde arkadaşlar yeniden o icat ruhuna, merak ruhuna, maceraya, keşife açılmamız gerekiyor. Bu da şu demek, kendimizi her gün korkutmamız demek yani. Alışık olmadığımız tercihlere kendimizi zorlamamız gerekiyor. Yani daha önce hiç tanışmadığın birisiyle tanış, işte daha önce hiç gitmediğin bir yere git, daha önce hiç yemediğin bir yemeği tat, daha önce hiç aşina olmadığın bir kültürü keşfet, daha önce hiç bilmediğin bir dili öğrenmeye çalış. Daha önce hiç dinlemediğin bir müziği dinle. Daha önce hiç dinlemediğin bir radyoyu bul, keşfet, dinle. Daha önce hiç böyle e, gitmedin bir web sitesini keşfet e, ve oradan yeni bir şeyler öğrenmeye çalış. Daha önce hiç ilgi duymadığın bir alana yelken aç. Mesela kuantum fiziği. Hiç daha önce merak etmediğin bir alanı her gün yeni bir alan bul böyle. Yeni bir soru bul. Acaba de her gün bir soru ile yepyeni yerlere yelken aç. Daha önce hiç denemediğim benim kendimi korkutacak neler yapabilirim? Böyle bir liste çıkar yani. Her günde ufak ufak bir yeni bir şey yap. Yeni bir deney yap. Bakın Rönesans insanı bence artık günümüzde 10 bin tane deney yapmayı gerektiriyor. 10, 10 senede hepimiz Rönesans insanı olacaksak 10 senede 10 bin tane deney yapmalıyız arkadaşlar. Bu deney demek işte bilinmezliğe yolculuk demek. Yani daha önce denemediğin şeyleri denemek demek. Mesela ben Medium'da 377. yazımı yazdım bugün. 377 tane yazı yazdım. Her biri bunların benim için bir deney. Her biri bir bilinmezliğe yolculuk. Her biri bir zorluk yani. Yazı yazmak kolay iş değil, zor iş yani. Ama 377 kere ben kendimi korkutup o ekranın başına geçip istemesem de sevmesem de zorlayıp kendimi o yazıları yazdım. Yazmaya da devam edeceğim. 2000-3000 yazıya kadar gideceğim. Kimse durduramaz beni inşallah. Bakın kendim durdurabilirim e, ee, tabii ki kader planında ne olacağını kimse bilemez. Ama içimde böyle bir aşkla, şevkle buna sarılma ihtiyacı var. Niye bunu yapıyorum? Kendimi korkutmak için. Her biri bir deney bunların çünkü. Aynı şekilde YouTube'a koyduğum bu videolar her biri bir deney benim için hangi videonun ne olacağını asla kendim de bilmiyorum. Bak şu videoda şu anda şu konuştuklarımı bu, bu şekilde konuşacağımı ben de bilmiyordum açıkçası. Şu anda benim için de bir sürpriz bu. Kendimi şu anda da korkutuyorum. Kamerayı açıyorum mesela ne konuşacağım ben de bilmiyorum. Bu sürü pot da kırabilirim, rezil de edebilirim kendimi. Bilmiyorum yani. Önemli olan o maceraya bir an önce atılmak arkadaşlar. Ve bunu da dünyayla da paylaşıyorum. İşte kardeşim ben buyum. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bir sürü hata da yapabilirim. Kaş göz de yarabilirim. E bütün bu hatalarımı da sizlerle paylaşıyorum yani. E şi, şimdi bu da bir deney yani. Dolayısıyla YouTube'da ben bugüne kadar... Işte pandemi döneminde başladım bu YouTube macerasında yoğunlaşmaya. 500-600 video falan oldu neredeyse yani. Ve bu hızla gidersem binlerce video yapacağım yani. Her biri bir deney benim için bunlar. Dolayısıyla TikTok'ta... Niye ben TikTok'er oldum bu yaşımdan sonra? Her bir TikTok videosu küçük bir deney benim için. Öğrenme serüveni yani. Bu hayata her şeyi ufacık şeye böyle deney olarak bakmak lazım arkadaşlar. Deneyle böyle sıra dışı hayatımızda neler yapabiliriz? Her gün ufacık da olsa böyle kendimizi korkutacak ufak hamleler yapmamız lazım. Ya mesela içinizden bir şey mi geliyor mesela acaba girişimci şöyle bir şey mi yapsam? Şunu mu araştırsam? Hemen yap arkadaşlar, araştır. İşte acaba şarkı söylesem mi? Al başla şarkına. Hiç düşünme bile yani. Acaba işte Şöyle bir şey mi yapsam? Hemen yap arkadaşım yani. Şu an yaptığın kusurlu da olsa, şu an bugün yazdığın yazı, bugün verdiğin eser yarın vereceğin eserlerden çok daha değerli. Çünkü yapıyorsun bunu şu anda. Eksik, gedik de olsa bugün yaptığın, yazdığın bir yazı, yarın yazacağın mükemmel yazıdan çok daha değerli. Çünkü şu an yapıyorsun onu. Yaptın, bitti yani. Geç git yani. Yap bas, bitir, yaz, üret, geç, bas geç, bas geç, bas geç, pasoyu bas, basar gibi yani. Ee, bu hayatımızda böyle çok düşünmeden her saat her gün böyle sürekli bir eser bırak geç. Eser bırak geç. Bilinmezliğe atıl. Kendini korkut. Bu felsefeyle arkadaşlar bizim her gelen, aklımıza gelen fikri 5 saniyede harekete geçireceğim desek biz. Mel Robbins'in çok güzel bir prensibi var. 5 saniye çok güzel bir fikir geldi size diyor. 5 saniyeniz var diyor. 5 saniyeniz. 5 saniyede harekete geçtiniz, geçtiniz yani kendinizi korkutacaksınız. Bilinmezliğe atlayacaksınız. O işte soğuk suya atlamak gibi bu. O işte soğuk suda denize girmek, havuza girmek, atlamak gibi yani. Düşünmeyeceksin orada. Önce atlayacaksın sonra huh, onu yaşayacaksın yani. O zaten sana hayat veren o soğuk su yani. Ama sen öbür türlü ayağının ucuyla böyle ay su da çok soğukmuş. Bütün hayatı böyle yaşarsın. Ömrün biter. Ay, ayağının Ucuyla parmak ucuyla ay bu soğuk, su da çok soğukmuş asla giremeyeceğim ben diye ömür geçiren binlerce insan var arkadaşlar. Yani su soğuk diye soğuğa giremiyor. Bu bütün maceralara böyle düşünün. Bütün hayata böyle düşünün. Yani ben e, yaparsam iflas ederim işte yaparsam kaybederim yaparsam rezil olurum diye insanların %90'ı %95'i hiçbir şey denemeden ölüp gidiyor arkadaşlar çok acı bir gerçek bu hayatın en büyük gerçeği yani. Ama en acı gerçeği... Yani şu anda mülakat yapsak, ölüm döşeğindeki insanlarla konuşsak hepsinin bin tane pişmanlığı varsa işte çoğu bu pişmanlıkların bu denemedikleri şeylerdir. Keşke şunu deneseydim. Keşke kendimi daha çok korkutsaydım. Keşke işte e, şu şöyle bir e, şey edinseydim yani şunu da öğrenseydim, şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydım. Yapmadığınız bu şeyler Arkadaşlar ölüm döşeğinde bize yük olacak yani. E şimdi madem öyle şu an yaşıyorsak her nefesimizde de değerliyse, her günümüzde de değerliyse bunu daha anlamlı hale getirmek için bizim kendimizi korkutmamız gerekiyor arkadaşlar. 5 saniyeniz var. Hemen oturun defterinize bugün kendimi nasıl korkutacağım? Bu kendinize sorabileceğiniz en değerli sorulardan biri. Bugün ben kendimi nasıl korkutacağım? Ve korkutun arkadaşlar kendinizi. Korkutun Korkun. Korkutun bu sizin hayatınızı çok daha renkli hale getirecek. Bir sürü macera yaşayacaksınız. Çamura batacaksınız, çıkacaksınız ama anlatacağınız çok güzel hikayeleriniz olacak. Yani sıradan ve sürüden bir hayat yaşamamış olacaksınız. Sıra dışı bir hayat yaşamış olacaksınız. Anlatacağınız çocuğunuza, torununuza bir sürü anlatabileceğiniz, dostlarınıza, arkadaşlarınıza anlatabileceğiniz çay içerken, kahve içerken yüzlerce böyle maceranız olacak arkadaşlar. Gururla da anlatacaksınız bunları. Önemli olan böyle anlatmaya değer. Güzel hikayeler toparlayabilmek, toplayabilmek her gün. Bütün bunların da anahtarı, şifresi arkadaşlar bu soruda gizli. Bugün sen kendini nasıl korkutacaksın otur yaz fikir üret ve uygulamaya başla